Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti her birimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evlilik için birçok planlar yaptık. Yapıyoruz ve yapılıyor. İş seçimi için nasıl bir iş olmalı, ne kadar maaşı var? Bunları yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bir ev istiyoruz. Kiralık veya satılık. Şu kadar odalı veya şurada şu manzaralı. Bu planları yaptık ve yapıyoruz, yapacağız da. Bir alışverişe gittiğimiz zaman elimizde bazen liste olur veya bazen aklımızda olur bunlar ve bunun için de mutlaka bir efor sarf etmemiz lazım. Yaptık, yapacağız. Hastalıklar veya hastahane randevularımız zamanında yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bakın, 3 günlük dünyada bunca meşakkat, bunca sıkıntı yaşanıyor. Bazen zehir olarak biz bunları algılıyoruz. Şimdi bu saydığım 5 tane madde, evlilik, iş, alışveriş, hastahane. Bunların hepsi için bir meşakkat gerekiyor. Bir piknikte bile çoluk çocuğunuzu alacaksınız, bir yere gideceksiniz, biraz keyif yapmak istiyorsunuz. Helal daire içerisinde bunun için bile bir ödün vermeniz lazım, çaba göstermeniz lazım, meşakkati var. Alışveriş için para lazım, hastahane için zamanını harcayacaksın, elbette para da gerekiyor. Evlilik için bunların hepsi gerekiyor, iş için kabiliyetli olman vesaire vesaire. Bakın, sadece birkaç şeyde bile bunca zahmete katlanıyoruz, zamanımızı harcamamız lazım, emek vermemiz lazım. Bunlar bizim için normal diyoruz da ebedi cennetimizi vaat eden şu güzel dinimizin 1001 meşakkati olmasını neden garip karşılıyoruz? Öyle hayatın sıkıntılarına katlanmayı gereksiz gören birini bugün deli olarak addedebiliriz. Deliler hastanesine yatırırlar değil mi? Çünkü mutlaka yaşayan bir insanın bir şeyleri feda etmesi gerekiyor. Yaşamayı istemesi gerekiyor. Allah-u Teala ile hayatı yaşamaktan ve Allah rızası için 7 milyarda 7 kişilik ailesiyle yapayalnız kalmaya razı gelmekten söz edildiğinde, hayatın böyle yaşanacağını niye kabul etmeyelim? Hasta olduğumuz zaman bir sürü ilaçlar veriliyor bize. Tadı hoşumuza gitmese de bazen bu ilaçların tadını bırakın, yan tesirlerini bilsek bile bunlara katlanıyoruz, bunlara razı oluyoruz. Dinimiz için neden böyle olmayalım? Zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize dünyanın vur patlasın, çal oynasın, sadece mutlulukların yer aldığı, hiçbir meşakkatin, zorluğun, sıkıntının olmadığı bir yer diye değil, tam tersine bize nasıl anlatıyorlar? Dünyanın çile yeri, imtihan yeri olduğu ve ahiretin tarlası olduğu, ahirette geçecek olan paranın burada kazanıldığı, bunun da maddi para olmadığı, kağıt üzerinde değil, ameller ve niyetlerin toplamından verildiğini bize anlatıyor, buyuruyorlar. Bize dünyanın zorluklarla örülü olduğu 124 bin peygamberin aleyhissalatu vesselam ecmain akşam oturup çocuklarıyla bir keyif kahvesi içmeye fırsat bulamadan şu yalan dünyadan ayrılmak zorunda olduklarını öğrendik. 124 bin peygamber senin gibi, benim gibi, hatta benim gibi, senin gibi derken en az bizler kadar imtihan yaşadılar bu dünyada. Onlar da şöyle bir oturayım çoluk çocuğumla beraber bir keyif kahvesi yap bakalım hatun, şöyle içelim belki diyemediler. Değerli dinleyenlerim, biz Müslümanlar biliyoruz ki dünya bir imtihan yeridir ve Rabbimiz Celle Celaluhu bizi imtihan ediyor. Peki nasıl bir imtihan bu? Nasıl kulluk edeceğiz? İyi miyiz, kötü müyüz? İyi mi davranacağız, kötü mü davranacağız? Allah'ın rızasına uygun mu hareket edeceğiz, yoksa eğri büğrü mü hareket edeceğiz? İmtihanlar ekseriyette bundan geliyor. Bize göre hayat bir imtihan olduğuna göre başımıza gelen olaylar da bu imtihanın çeşitli soruları olmuş olur mu? Evet. Nasıl ki lisede, üniversitede,
Bazı sorular soruluyor. Onların karşısında vereceğimiz cevaplara göre notlar alıyoruz. Ve sene sonunda işte başarılı olduk, sınıfta kaldık veya şu puanla geçtik oluyor. Diploma notuna bile sirayet ediyor. İşte dünyada o soru dediğimiz imtihanlar karşısında nasıl cevap vereceğiz? İmtihanın sonucu buna göre belli olacak. Yani okul müfredatında olduğu gibi ya geçeceğiz inşallah ya kalacağız maazallah. Ya başarılı olacağız ya başarısız olacağız. Ya mükafat alacağız, ödül alacağız, aferin alacağız ya da kötülük işleyenlerin uğrayacağı cezalara müptela olacağız. Neuzubillah. Biz insanoğluna bir imtihan, buna ne diyoruz? Musibet diyoruz mesela veya bundan daha fazlası. Yani küçük bir şey veya daha büyük bir şey, tek bir olay ya da deprem gibi, sel gibi tüm insanları veya birçok insanı ilgilendiren bir imtihan isabet ettiği zaman düşünmemiz gerekiyor. Bu neden başıma geldi veya bunlar niçin oldu şeklinde. Bunu İki maddede sizlerle paylaşabiliriz. Birincisi, fert olarak alalım isterseniz. Başımıza bunlar niye geliyor? Çok sorulur değil mi? Niye böyle, niye böyle veya niçin böyle değil? Başkalarını örnek alarak bunu da söyleriz. Niçin böyle değil? Onun başına bu geldi, bana niye o verilmedi? Benim başıma gelen dert ve musibet niye onda değil gibi? İşte bunlara şöyle bir cevap alabiliriz. Neden benim başıma bir şey geliyor? Bir günah işlemişsindir, o günah sebebiyle başına o musibet geliyordur. Bir hata işledin. Hangimiz hata, yanlış işlemiyoruz ki? Hangimiz günahsız durabiliyoruz ki? İşte birinci madde hemen aklına gelsin. Benim bir günahım var. Allahu Teala bu yüzden bana bunu verdi. Ama lütfen dikkat ediniz. Rabbimiz yine seni beni dünyada o imtihana, musibete uğratarak, yani henüz hayattayken başımıza o derdi, imtihanı vererek işlediğimiz günahın dünyada cezasını veriyor. Yani amiyane tabirle dünyada peşin olarak cezamızı veriyor, çektiriyor bize ve kurtarıyor. Bu hastalık olabiliyor. Bu hanımdan, kocadan, evlattan bazı laflar işitmekle olabiliyor. Bu arabamızın bir yerinin kırılması veya istediğimiz bir şeye ulaşamıyor olmamızla olabiliyor. Baş ağrısı da buna dahildir. Tekrar ediyorum. Bir günah işledim. Bu günahın karşılığı ahirette verilmesin diye benim Rabbim Celle Celaluhu dünyada bunu takdir etti, uygun gördü. Allahu Teala ahirette azap çekmekten, cehenneme düşmekten seni kurtardı o günahından dolayı, dünyada çektiğin için. Yani bu dünyada çektiğinle kalacaksın. Ne oldu? Yüzünde bir sivilce vardı. Komşu, efendim kaç kez uyarmana rağmen, o halıyı senin, efendim yatak odanın açık penceresinden içeriye doğru tozlarını silkti. Bir şeyler oldu. Ama bu dünyada o günahına karşılık bir çizik çizildi. Yani ahirete intikal etmeyecek. İki defa ceza yok çünkü. Bir kez ceza var. Eğer bir günahına karşılık ahirete gitmeden o günahın burada temizlendiyse ne âlâ. Dünyada ceza aldıysan o hatan, o yanlışın, o günahın ile alakalı, ahirette inşallah ceza yok. Bir insan bir suç işlemiş olsun, büyük bir suç diyelim, onun karşısında şeriat kanunları dediğimiz o ceza sistemi kaydetmiş, mahkeme yazmış diyelim bu cezayı, cezaya çarpılmış. Hem dünyada cezaya çarptırılıp hem de aynı suçtan dolayı ahirette bir başka ceza olmadığını, yani az önce bahsetmeye çalıştığım iki defa cezalandırılma olayının olmadığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor hadis-i şeriflerinde. Yani elbette ki bugününün tabiriyle pembe bir fotoğrafa bakmak, olumlu düşünmek olarak da addedilebilir bu. Ama bugün her birimiz buna hangi isim verirsek verelim unutmayalım, başımıza
bu dünyada bir acı, bir gözyaşına sebebiyet veren musibet gelirse, bir günahımıza kefaret oluyor. Yani Rabbimiz o günahın dünyadayken silinmesini sağlamak için o musibeti sana musallat etti. O yüzden geldi o. Peki neden iyiydi başımıza bir şeylerin gelmesi? Nefse ne kadar ağır gelse de, bir insan dünyada bir musibete uğradığı zaman gerçekten tecrübe edilmiş bu, aklı başına geliyor. Değil mi? Eyvah diyor ya, ben bir yanlış yaptım. İşte bundan dolayı bu benim başıma geldi. Tevbe etmesine vesile oluyor o başına gelen musibet. İnşallah ben bir tevbe edeceğim. Bundan sonra o günahı işlemeyeceğim diyor. Buna vesile oluyor. Yani akıllanmasına vesile oluyor. İki, en önemlisi belki de az önce işlemeye çalıştık. Ahiretteki cezalardan, Allah korusun cehennem azabından, birçok şeyden ne yapıyor? Kurtarmış oluyor. İşte onun için bazı alimlerimiz dünyada bizlerin başına gelen belalara, musibetlere, siz de duymuşsunuzdur, şefkat tokadı derler. Yani terbiye etmek için, Rabbimiz Celle Celaluhu terbiye etmek için bir tokat vuruyor diye düşünün, sonunda o suçu bir daha işleyemeyeceksiniz. Hayatınız boyunca rahat edeceksiniz. Anneleri düşünün, anneler de evlatlarıyla ilgili bir terbiye vereceklerinde, eğer olmuyorsa, şartlar zorlandı, öyleydi, böyleydi, kesinlikle o yavru anlamıyor, karşısındakinin tehlikeli olduğunu, mesela pencereden sarkıyor veya elektrik prizlerine dilini değdirmeye çalışıyor. Tehlikeli, yani onun ölümüyle bitecek şüpheli bir durum. Çok 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 riskler içeren bir durum var. İşte onunla ilgili anne eğitimini çocuğa zarar verecek derecede değil ama ona al bakalım sana diyerek böyle kaba etine yaparak nasıl uyarırsa, parantez açıyorum, bu çocuğunu sevmediği için annenin yaptığı bir hareket değildir. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu da bize şefkat tokadı atıyor. Alimlerin anlayışı böyle ve çok güzel bir idrak sebebi. Başımıza gelen bir musibetin sebebi bunlar. Tabii bizim dersler de almamız lazım. Mesela en güzeli günah işlememek. Hazır belaya müptela olmak istemiyorsak günah işlemeyelim ama işte duramıyoruz. Mesele zaten buradan geliyor. Mesele buradan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Onu seçtim sizler için. Bakın tam da konumuzla alakalı ne buyuruyorlar? Allahu Teala o sevgili kulunu bir manevi makamla müjdeleyecektir. Yüksek bir dereceye çıkaracaktır. Ancak böyle bir imtihandan geçip sabrettiği takdirde o musibetin karşısında tavrının güzelliği dolayısıyla o dereceye çıkması durumları da vardır. Ondan o musibeti göndermiştir buyuruyor. Ne kadar açık bir ifade. Allahu Teala'nın, peygamberlerinin, evliya zatın, yani ne diyelim, Allahu Teala'nın sevdiği mübarek kullarının başına gelen tüm dünyadaki çektiği sıkıntılar bundan kaynaklanıyor. Yani Allahu Teala onları seviyor. Mübarek kulu, kıymet verdiği kullar onlar. Peygamberlerin her birinin çektiği imtihanlar var, eziyetler var ve bizden üstün insanlar. Ama başlarına musibet geliyor mu geliyor ve derece derece yükseliyor. Onların günahlarından dolayı o musibetler gelmiyor. Şimdi geldik oraya. Bir insanın üzerine eğer musibetler yağmur gibi yağıyorsa, o insanın evet günahlarının affolduğunu düşünebiliriz, isyan etmiyorsa hamdolsun ne güzel bir nimettir deriz. Peki bu insanın sadece çok günahkar olduğunu mu bize gösterir? Hayır. Bakın burada peygamberlerin örneğini verdik. Allahu Teala peygamberlerini bizden daha fazla sevmiştir. Çünkü özel seçilmiş kullardır. Ama onlar da derecelerinin yükselmesi için. Hangi derece? Elbette ki ahiret derecesi. Ahiret derecelerinin yükselmesi için bunları veriyor. Sabrettikleri zaman
dereceler yükseliyor. Zorlu imtihanlar yaşamışlar. Yunus aleyhisselam balığın karnında, bir hatasından dolayı. İsa aleyhisselam, neler yapmışlar. Hatta haşa ileri gitmişler sevgide, sen ilahımızsın demişler. Yusuf aleyhisselam zindanlarda kalmış. İbrahim aleyhisselam, hanımını terk etmek, bir yere emanet vermek, çocuğuyla beraber bırakıp, gerisin geriye gitmek durumunda kalmış. İsmail aleyhisselamla imtihan edilmiş. Almışlar onu, fırlatmışlar ateşe, ayrı bir imtihan olmuş. Eyüp aleyhisselam hastalıklarla, Yakup aleyhisselam oğluyla ve diğer evlatlarıyla, Nuh aleyhisselam efendim hanımıyla, oğluyla. Her peygamberin öyle imtihanları, zorlu sınavları olmuş ki, yüksek yüksek puanlar kazanmışlar. Kardeşlerim, lütfen şimdi şöyle eğitim sistemimize bakalım. Okuduğumuz o efendim tebeşir tozu yuttuğumuz sınıflara dönelim veya şu an okuyanlar varsa düşünsünler. Bugün de bir sınav yapılıyor. Hatta birçok sınav yapılıyor. Bu sınavlardan üstün başarı gösterenler tebrik ediliyor, değil mi? Ne kadar başarılı olduğun, aferin diye. Ama bir sorsanız, o çocuk, o genç bu hale nasıl geliyor? Uykusuz geceler geçiriyor. Mum ışığında düşünün yıllar öncesini. Diğer çocuklar horul horul yatarken uzun uzun çalışmalar yapıyor, notlar alıyor, belki imkanı yok, ter döküyor. Yani diğer öğrencilerin, arkadaşlarının, sınıftakilerin belki yapmadığı kadar özveride bulunuyor. Gayret sarf ediyor, zahmet çekiyor, ter döküyor. Sonra da karşılığını alıyor. Böyle düşünün. Nasıl çalışanla çalışmayan biri olmuyor, o uykusuz gecelerin, o nasır tutmuş ellerin karşılığı geliyor, işte Allah'ın sevgili kullarının, peygamberlerin derece kazanması da o musibetlerin karşısındaki tavırlarından dolayı. Bunu hep beraber bir kez daha tekrar ettik. Sadece günahlarından dolayı verilmiyor, dereceler de yükselebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda her birimize örnek oldular. Başına öyle imtihanlar geldi ki, kendisi peygamberdi. Peygamberlerin aleyhissalatu vesselam ecmain bizden farklı yönleri var demiştik, sıfatları var demiştik. Onlardan bir tanesi ismet sıfatıdır. Yani günah bizim gibi işlemiyorlar, işleyemiyorlar. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ameliyat edildiğini, Cebrail aleyhisselam ve beraberindeki melekler tarafından, kalbindeki siyah bir pıhtının, ki şeytanın nasibi olduğu aktarılır, onun alındığını, kalbinin yıkandığını biliyoruz. Sahih hadislerde de bu geçiyor. Ama öyle olmasına rağmen, hangi olayları yaşamıştır, aklımıza gelenler, o hüzün yılında yaşadıkları, Taif'te yaşadıkları, Kabe'yi tavaf ederken uğradığı hakaretler, mübarek dişinin kırılması, hakarete uğraması, deve işkembesi üzerine fırlatılması, yavrularının vefat etmesi, hanımlarının çoğunu kendi efendim mezara götürmesi, yani defnetmesi, maddi imkanlarının olmaması gibi birçok imtihan hemen aklımıza geliyor, değil mi? Ya Rabbimiz Celle Celaluhu, bakın meleklere buyuruyormuş bazen, bu kulumu imtihan ettim ama ne kadar güzel davrandı. Ben ona dünyada canı ciğer paresi olan evladıyla imtihan ettim. O evladını bırakmadı. Evladı namaz kılmıyor, duaya devam etti. Oğlunu kızını uyarmaya devam etti. Oğlunun, kızının, hanımının, kocasının belki farklı farklı hareketleri var. Nefsine ağır gelen ama yine de sabretti. Kim için? Ne için? Benim için, benim rızam için. İşte bizde başımıza gelen musibetleri sadece deprem, zelzele veya sel olarak görmeyelim. Bizim başımıza gelen her ama her şey bizim için imtihandır. Bu imtihan bazen sizin güzel olmanızdır, yakışıklı olmanızdır, bazen zengin olmanızdır, bazen oturduğunuz muhitin böyle bilmem herkesin sevdiği şekilde gıpta ile bakarak temaşa ettiği bir yer olmasıdır. Siz
o imtihan verilen nimete nasıl davrandınız, bu da sizin imtihanınızdır. İmtihan deyince aklımıza hastalıklar geliyor, parasız olmamız geliyor, hanımdan, kocadan, çocuktan çektiklerimiz, uykusuz kalmalarımız, hastahane koridorlarındaki mesaimiz geliyor ama bu değil. Bize verilen nimetlere acaba nasıl karşılık verdik? Şükredenlerden mi olduk? Allah korusun, isyan edenlerden, yetinmeyen, hep daha fazla isteyenlerden mi olduk? Başımıza bir imtihan geldiği kadar feryat mı ettik? Bağırdık, çağırdık mı, ortalığı yakıp yıktık mı, kasıp kavurduk mu, sabrı cemil mi gösterdik? En güzel şekilde mi baktık başımıza gelen imtihanlara? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii insanın başına gelen olaylar o kadar çeşitli ki, başka bir insan için senin yaşadığın bir olay çok hafif kalır. Veya sen bir başkasına bakarsın, ne var ki bunda, yani bu çok basit bir şey, ne var ki bunda dersin. Ama ona o ağır gelir. Her insanın imtihanı değişik olabildiği gibi, programımızın başında da anlatmaya çalışmıştım, her birimize imtihan bir anda gelebilir. Mesela deprem olur bu, daha yeni yaşadığımız. Allah-u Teala beterinden muhafaza buyursun, amin. Diyelim ki siz bunu yaşadınız, depremi, ama depremi siz tam merkezinde yaşadınız, 7 nokta bilmem kaç şiddetinde. O deprem merkez üstüne 300-400 kilometre uzaktaki bir insan sizin kadar hissetmez veya hiç hissetmez. Yani deprem bile kişiden kişiye değişiyor, oturduğu eve göre değişiyor. Evi ne kadar sağlam olursa olsun, o evin altındaki toprak parçasının, zeminin sağlam olup olmamasına göre değişiyor. Yağmur çok güzeldir. Yağmurun fazla yağması bazıları için büyük bir güzelliktir. Ama sele dönüştüğü zaman bu afete intikal eder. Biz şunu diyebilir miyiz? Yağmurun yağması kötüdür diye. Hayır. Kişiden kişiye değişir. O yüzden birbirimizin imtihanlarına saygı duyacağız. Onu öyle deneyen Allah-u Teala seni böyle deniyor. İnşallah böyle bakacağız. Musa aleyhisselamı düşünün. Selam olsun ona. Lütfen şimdi Musa aleyhisselamın zamanına şöyle bir iki dakika misafir olmaya çalışıyorum. O olayların içinde kendinizi şöyle farz muhal bir ümmeti olarak düşünün o zaman için. Büyücüler var. Etrafta haber getirip götürenler var. İmansızlık her bir tarafta yayılmış. Firavun denilen bir adam var. Nasıl davranmış Musa aleyhisselam, bir düşünün. Biraz aklınıza şöyle getirmeye çalışırsanız inanın çok daha iyi anlarsınız. Firavun karşınızda dolanıyor, etrafında askerleri var. Ya bana tapınacaksınız diyor, şu alnınızı koyun bakayım dizimin dibine. Bana tapınacaksınız ya da ölüp gideceksiniz. Etrafta tam o zamanın silahlarıyla kuşanmış tam tekmil ordusu bekliyor. Ne yaparsınız? Eğer karşı gelirseniz çaprazlama kolunuz ve bacağınız gidiyor. Ya sağ kolunuz sol bacağınız veya sol kolunuz sağ bacağınız kesiliyor. Diri diri ve kan kaybından ölüyorsunuz. Hurma dallarına asılıyorsunuz. Şimdi böyle bir zamanı düşünün. Bugün bunlara karşı bir şeyler söylemek, klavye tuşlarına basarak ne var yani ben bir mücahidim, mücahideyim demek kolay. Lütfen o zamanı düşünün. Böyle bir zamanda Musa aleyhisselam geldi. Ne dedi karşısına dikilerek? Bunca tehlikeye rağmen. Vallahi dedi, sen mabut değilsin. Benim gibi bir insansın. Öyle tapınılacak falan bir durumda değilsin dedi. Allah-u Teala'dan başka İlah yoktur. Sen insanları kandırıyorsun dedi. Sen insanların kendine taptırıyorsun. Sen bir fanisin, ölüp gideceksin. Senin bu yaptığın doğru değildir dedi Musa aleyhisselam, karşısına dikildi. O zaman için kolay olmayan bir şey yaptı Musa aleyhisselam. Ama nasıl imtihanlara uğradı, nasıl imtihanlar geçirdi, ölüm tehlikeleri atlattı. Biraz daha şöyle gerilere gidelim isterseniz. Nuh aleyhisselama bakın, İbrahim aleyhisselama bakın. Onlar da öyle ağır imtihanlara
düçar oldular. O zaman tekrar şu zamana dönelim, şu 2019 yılına gelelim. Şu içinde bulunduğumuz, nefes alıp verdiğimiz hayat var ya, tam 1500, 2000, 3000 yıl öncesiyle aslında aynı. İmtihanın soruları değişik sadece. Çünkü yıllar geçmiş, teknoloji şu bu, bazı kolaylıklar olmuş, tamam mı? Ama dersler aynı. Hayrı mı seçecek, şerri mi seçecek? Haksızlık karşısında susacak mı, yoksa haykıracak mı? İmanın en zayıfı da olsa imanını şekli olarak gösterecek mi? Yani bir hata, bir yanlış, bir isyan, bir haram bir şey olduğu zaman en az kalbinden ''Ya Rabbi ben buna razı değilim'' diyebilecek mi? İmtihanlar böyle. Ve dünyada iyilikler, kötülükler var. Dünyada yorgunluklar var, istirahatler var. Dünyada sevinçler var, hüzünler var. Dünyada iyiler var, kötüler var. Ahirette, cennette hep mutluluk var. Cehennemde hep azap var. Dünyadaki gibi değil orası. Dünyada bir öyleyiz, bir böyleyiz. Bugün kendimizi iyi hissediyoruz. Başımıza güzel şeylerin geldiğine inanıyoruz ki öyle olsun. Ama günü gününe uymuyor. Tam bulutların hareketleri gibi, bir şehrin hava durumu gibi. Bakıyorsunuz gök gürlüyor, yağmur yağıyor. Ertesi gün, bugün hava kapalı diyorsunuz, dışarı çıkacaksınız. Bu sefer elinizde şemsiyeyle dolaşıyorsunuz. Tam hava ne kadar sıcak derken birden hava kapanıyor. Aynen onun gibi. Dünya böyle, bir öyle, bir böyle. Bir mutluydum, bir hüzünlüydüm, bir korktum, hasta oldum, iyileştim, şu öyle oldu, böyle oldu. Ama ahirette ya ebedi cennet var inşallah ya da Allah korusun ebedi cehennem yani azap var. Hatta şöyle anlatılıyor. Aşırı güneş, aşırı soğuk da yok orada cennette. Burada mesela güneş çok güzeldir. Birçoğumuz güneşi severiz. Ah bir havalar şöyle ısınsa deriz değil mi? Özellikle kış şartlarında. Ama bu sefer de öyle bir sıcak olur ki kim yerlerde, yüksek yerlerde bu çok güzeldir. Püfür püfür bir serinlik gelir. Güneş çok güzeldir. Bazen de deniz kenarlarında özellikle veya göl kenarlarında nem, rutubet olur. Artık nefes alamaz hale gelirsiniz. Veya soğuk çok güzeldir ama soğuğun da soğuğu vardır. Soğuk yanıkları dediğimiz aşırı soğukta burnumuzun, kulağımızın donduğu da olur. Ölümler de olur. Ama bak ahirette ne anlatılıyor? Orada ne aşırı güneş var ne aşırı soğuk var. Her şey tam karar, tam gönlünce. Tam senin istediğin gibi. Neden böyle? Allahu Teala seni memnun etmeyi murad etti. Sana en güzel şeyleri ihsan etmeyi diledi. Her şey güzel olacak orada. Ama cehennemde de her şey azap olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi rahmetine, rızasına nail olan kullarından eylesin. Azabına uğrayanlardan uzak eylesin. Onlardan eylemesin. Amin. İşte dünyanın tam tersi. Her şey karar. O yüzden biz dünyada cenneti arayanlardan olmayalım. Dünyada hayatını cehenneme çevirenlerden de olmayalım. Zaten çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışmak tabiri de çok iyi anlaşılmalı. Bu bir dengedir. Bu dengeyi şaşırırsak düşeriz. Kötü şeylere bildiğiniz gibi günah diyoruz. Allahu Teala her şeyin iyisini, kötüsünü en iyi bildiği için kötü şeyleri yapmamayı bize emretmiş ve bunlara günah ismi vermiş. Şimdi aklınıza şöyle şeyler gelebilir. Diyelim alkol konusunda kötülüklerin anası ile alakalı. Efendim şu adamlar şunlar bunlar bu kadar para veriyorlar, zevk duyuyor. Adam içtiği zaman bundan lezzet alıyor.
Ondan dolayı bunu yapıyor. Ama geri tarafına bakıyoruz, madalyonun diğer tarafı veya perde arkasından bakın, içkinin o zevk dediği, kafa yaptığı halin arkasında sağlığı mahvoluyor, ailesi perişan oluyor, trafik kazalarının yüzde bilmem kaçının sebebi oluyor, insanların birbirini öldürmelerine vesile oluyor. İçki Kur'an-ı Kerim'de zaten net bir şekilde içilmemesi lazım. Yasak edilmiş bir içecek olarak aktarılmış. Düşünün. Yani demek istediğim şu, üzerimize bunca belanın, imtihanın gelmesi nedendir konuşuyoruz ya, bunlar bizim günahlarımız, hatalarımız sebebiyle olabilir. Bu birinci maddeydi. İkinci madde de şu, bundan yüzyıllar öncesinde, yani asr-ı saadet zamanında da benzer hadiseler yaşanmış. Biliyorsunuz Salebe isminde bir zat vardı. Kendisiyle ilgili rivayetler vardır. Yani zekat farz olduktan sonra zekatı vermeyen, daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitmiş, zengin olmak istediğini söylemiş, kendisine dünyadaki hayırların fazla olması için dua edeceğini, ahirette bunları istemesi gerektiğiyle ilgili hatırlatmalar yapılmış. Hayır efendim, demiş ısrarla, ben dünyada zengin olmak istiyorum. Eğer zengin olursam paramı şöyle şöyle dağıtacağım, ki o zaman zekat henüz farz olmamış. Zekatla ilgili bir bilgi yok. Salebe bu ısrarından sonra Efendimiz Aleyhisselam'la tekrar görüşüyor, yalvarıyor yeniden. Ne olur diyor, ben böyle cömert bir insan olacağım vesaire. Dua buyuruyor kendisi. Allahu Teala'nın izniyle öyle bir zengin oluyor ki, bir misal verilir, hatta duymuşsunuzdur. Siyer okuyanlar bilir veya efendim bilmem hangi dağın tamamını kaplayacak derecede Salebe'nin hayvanları üremiş. O kadar bereketlenmiş. Tabi zekat farz edildikten sonra kendisine ayet aktarılıyor. Görevliler gidiyor tabi. Böyle böyle Allahu Teala'nın bir emri geldi. Bundan böyle şu kıstaslara uyanlar yükümlülüklerini yerine getirmeliler. Şu ayet böyle emrediyor. Malınızın şu kadar kısmını verin diye. Getiriyorlar mallarını Müslümanlar. Tabi birkaç kez çağrı gittiği halde buna sessiz kalıyor Salebe. Ardından tekrar kendisine uyarıcılar gittiğinde, ben kendi alın terimle kazandığım malı size mi vereceğim diye bir şeyler söylüyor. Ve bir rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra, işte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın döneminde pişman olduğu söyleniyor vesaire. Bu sefer de Ebubekir radıyallahu anh almıyor gibi mevzular var. Yani o zaman da yaşanmış para ve zekat ilişkisi. Başımıza bunca musibetin geliyor olmasının sebeplerinden bir tanesini alimler zekatın yaygın olmamasına veriyorlar. Helal bir mal telef olmuyor. Ama zekatı verilmemiş bir mal telef oluyor. Biz programımızın ilk bölümünde sizlerle hatırlarsanız neyi paylaşmıştık? Günahlardan geliyor demiştik, birinci maddemiz. Başımıza musibetler. Peki bu günahlar neler? Bir tanesi kötü şeyleri yapmak. Mesela efendim zina etmek, mesela adam öldürmek, yaralamak ya da hırsızlık yapmak. Tamam mı? İkincisi günahların çeşidi olarak iyi şeyleri yapmamak. Ne demek bu? Allahu Teala emretmiş ama onu yapmıyor. Hiçbir kötü iş yapmıyorum, tamam, ama iyi şeyleri de yapmayınca o da sana günah olarak yazılıyor. Daha önce bunu duydunuz mu? Bakın, bir Müslüman vazifesini bilecek, farzları yerine getirecek, zekatını da verecek. Bu mesela yapılması gereken bir şey değil mi? Ben günah işlemedim, zina yapmadım, hırsızlık yapmadım, yetim malı yemedim, ama yapman gerekeni de yapmadın mesela. Zekatı vermedin. Zekat malı aynı zamanda korurmuş, biliyor musunuz? Hani bugünün çok da fazla göremediğimiz, eyvah nerede kaldı dediğimiz o bereketi veya işte bereketsizliği de bundan ekseriyette gelirmiş. Zekatın verilmemesi. Yani
o malın aşırı derecede sevilmesi elinden bir gün çıkacakmış, kaybedecekmiş, eğer 3 lira şuraya para verirse mahvolacakmış gibi görmesi. Hocalarımızın söylediği gibi sohbetlerinde bazı insanlar vardır diyorlar, sanki ciğerinden bir et parçası sökülmüş o zekatı verdiği zaman. İşte o kişi için aslında bir hayırdır. Yani onun için daha büyük bir sevabın göstergesidir. Zor yapılan bir şeyde sevap daha fazladır. Evet, tekrar konumuza dönecek olursak değerli dinleyenlerim, Müslüman günahları yapmayacak ama ibadetleri de yerine getirecek. Namazı zaten biliyoruz. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Namaz kılıyor musun? İşte hocam, kusura bakma denmeyecek. Namaz kılınacak. Çünkü kusura bakan ne senin hocan, ne Ahmet, ne Mehmet. Biz senin kusurunu görsek, sen İbrahim'in kusurunu görsen ne yazar? Ne olur? Allahu Teala her bir yaptığımızın karşılığını verecek. Zekat mevzusu. Öyle güzel bir dinin mensuplarıyız ki, sadece namaz ve oruçtan ibaret değil, hayatın her alanına sirayet eden bir din. Mükemmel bir din. Sadece Ahmet'in, Ayşe'nin, Mehmet'in değil, toplumun dini. Öyle kurallar var ki, bu kuralları belirlemiş, o kurallara uyduğunuz zaman sıkıntı kalmıyor. Hatta zekatınızı verecek fakir bile bulamıyorsunuz. Ya, böyle bir dinin mensuplarıyız. Zekat vereceksin emri var. Şu kadar paran var. Paranın yarısını istemiyorum. Dörtte birini de istemiyorum. Onda birini de istemiyorum. Kırkta birini. 100 milyarın varsa hesap ediyorsun. O senede şu kadar zaman geçti. Nisap miktarını. 100 bin liran var. Onun 1/40'ını vereceksin. Ve bunu fakirlere verdiğin için hem de o fakiri mutlu ettin, aynı zamanda yaşadığın ülkenin ekonomisine de faydan oldu. Yetimlere dağıttın, yolculara, yolda kalmışlara, mücahitlere verdin. İşte bu verilmediği zamanda başımıza belaların geldiği aktarılıyor. İki tane mevzuyu şu ana kadar sizlerle işlemeye çalıştık. Hastalık ve birkaç dakikada işte zekatla ilgili. Burada şunu da aktarmak istiyorum. Bir insana, kuluna hastalığı veren Rabbimiz Celle Celaluhu şifayı da veriyor mu? Evet. İlaca şifayı kim koyuyor? Allahu Teala. Kim şifayı nasip ediyor? Allahu Teala. Bazen çok küçücük bir hastalıktan dolayı doktorlar çaresiz kalıp şaşkın şaşkın baksa da kişi ölüyor mu? Evet. Çok ağır vakalarda aynı şaşkınlık yaşanıyor mu? Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı denilen insan bir saat sonra kalbi tekrar atmaya başlıyor mu? 30. kattan düşen insan sadece birkaç kaburgası kırılıp 1. kattan düşen kişi beyin kanamasından ölebiliyor mu? Evet. Sadaka yine onlardan. Zekat yine onlardan. Allahu Teala'nın yarattıklarına karşı vermeniz yine günahlarınıza kefaret oluyor. Sadaka belayı sizden uzaklaştırıyor. Mesela böyle durumda ne deniyor? Kiminin parası, kiminin duası. Birine yardım edersiniz. Belki o yardım ettiğiniz kişinin o samimi duası sizin hastalığınıza, sizin müşkiliniz, her neyse, illaki hastalık demeyelim buna, onun giderilmesine vesile olabiliyor. Hatta bir hadis-i şerif vardır. Tam metni aklımda değil, lakin hastalarınızı sadaka vererek tedavi edin diye içerisinde bu cümle geçen bir hadis-i şerif vardır. Hastalarınızı ve hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin veya ettirin. Evet, dua edeceğiz arkadaşlar. İmtihanı konuşuyoruz ya, neden bunlar başıma geldi? Parayı vermedim, zekatı, sadakayı vermedim diye geldi ve çok günahım vardı, ondan geldi. Peki ne yapacağız, ne yapmam gerekiyor? Tevbe ettikten sonra ilk yapmamız gereken duadır. Başımıza gelip çatan belaları dua ile
kaldırmaya çalışacağız. Haşa biz mi kaldırıyoruz? Hayır, her şeyin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'na yönelip, ''Ya Rabbi, ne olur, ne olur üzerimdeki belaları kaldır Allah'ım.'' demek gerekiyor. Peki, nasıl kaldıracağız? Halter kaldırır gibi mi? Hayır, dua edeceğiz. Alemlerin Rabbi Allah Subhanehu ve Teala duanı kabul ederse bela kalkar. Öyle ki özellikle bir Müslümanın bir başka insan, bir kardeşi için, anne babası için, hatta hiç tanımadığı bir ümmetten insan için yaptığı ağzından çıkan dualarda çok makbul. Bunu çok önemsememiz lazım. Yani birine su ikram ettiniz, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir nenemiz, dedemiz vardı veya gözleri görmeyen bir kardeşimiz vardı. Yardım ettik, birinin evlenmesine yardımcı olduk falan falan falan. O karşıdan gelecek olan, o Allah razı olsun, Allahu Teala senin de bir müşkülünü gidersin cümleleri, bu dua çok önemlidir. Duayı basite almayalım. Allah'ın izniyle öyle müthiş bir mevzu ki dua, başa gelmemiş belaya da faydalı olduğu açıklanmış. Gelmemiş olan bir belayı da durdurduğu bilinir. Tam başımıza gelecek mi? Allahu Teala durduruyor. Bunun örneklerini görmüşsünüzdür. Özellikle sosyal medyada uzun yıllar buna benzer şeyler fark ettim. Siz de fark etmişsinizdir. Bir trafik kazasında kamyondan kopan kocaman bir tekerlek parçası gidiyor, gidiyor, gidiyor. Tam 100 metre, 200 metre aşağıda iki tane arkadaş konuşuyorlar. Aralarında o konuşanların neredeyse 1 metre var yok. Karşılıklı konuşuyorlar. İkisinin arasından geçiyor o hızla. Bayırdan aşağı doğru. Buna benzer daha neler var? Araba adamı ezecek, bilmem kaç santimle kurtuldu. Sizin de hayatınızda, bizim de mutlaka buna benzer şeyler vardır. Ya bizim başımıza gelmiştir, ya çoluğumuzun, çocuğumuzun, sevdiklerimizin başına. Tam şöyle oluyordu, olmadı diye. Belanın nereden geldiği de belli olmayacağı gibi, belanın ne şekilde kalkacağı da belli olmaz. Belki sizin duanızdır namazlardan sonra. Belki bir yetimin, bir mazlumun duasıdır. Dualara icabet edeceğiz. Kardeşlerim, peki duanın belli makbul olan, diğer zamanlardan daha önde gelen, tercih edilmesi gereken zamanı var mı? Bir planlama yapabilir miyiz? Var. Mesela, bugün belayı konuşuyoruz. Üzerimize niye bunlar geliyor diyoruz ya. Mesela bela Kabe'de de gelebilir. İmtihan orada da gelebilir. Medine'de de gelebilir. Şeytan çünkü birçok yerde, şeytanın en büyüğü, hayrın en fazla olduğu yerlerdedir. Ama duanın makbul olduğu en önemli mekanlar da Kabe'dir. Neresidir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidindedir. Nebevi, tedaviyi aldığınız yerdedir. Arafat'tadır. Bunlar makbul yerler. Oralara gidemediniz. Seher vaktinde sabah namazı okundu, okunacak, böyle güneş doğmasına yarım saat 45 dakika kalmış o vakitler. Savaş anındaki dualar. Namazı bitirdiniz, elinizi açtınız, yaptığınız dua. Yağmur yağarken yaptığınız dua. Cuma namazına gidiyorsunuz. Cuma namazına camiye giderken hanım kardeşimiz kocasını uğurladı veya cumaya yarım saat kaldı. Veya abimiz iş yerinden gitti veya bir delikanlı, o vakit dua. Bunlar eserlerde makbul dua zamanları diye yazan bilgiler. Peki duayı nasıl yapmamız lazım? Canı gönülden yapacağız duayı. Tek başınıza bir yerde kalın, bir odada. Allah-u Teala'ya kendiniz için, evlatlarınız, aileniz için ve bela konusunda toplu belalardan da ülkeniz için, ümmet için de dua edin. Allah-u Teala'nın bazen duasını kabul ettiği zat, dünyada kimsenin itibar etmediği,
kılık kıyafetiyle, yürüyüşüyle, konuşmasıyla veya fiziksel özellikleriyle dikkat çekmeyen bir insan da olabilir. Yani şu anda kimse şunu iddia edemez: şu kişinin duası kabul olmaz diye. Bunu hiçbir fani söyleyemez. İnsanların küçük gördüğü, yanından geçerken şöyle tiksinerek baktığı bir kişinin belki duası kabul olacak. Belki bir çocuğun duası kabul olacak. Belki bir garibanın, bir yoksulun ya da tam tersine çok tanınan bir insanın. Bilemiyoruz. Allah-u Teala'nın kimin duasına en erken icabet edeceğini bilmiyoruz. O yüzden yağmur yağmadığı zamanlar Anadolu'da bir alışkanlık vardır. Yüzyıllar öncesinden gelmektedir bu. Yağmur duasına çıkıldığı zaman imam veya tanınan bir hoca efendi kimse o gelir vesaire. Mutlaka bir çocuk götürürler. Akıl bali olmamış. Neden? Çocukların duası da makbul. O yüzden çocuklarınıza da yanınıza alın. Dua ettiğiniz zaman hafif böyle sesli dua edin. Sen de amin der misin kızım? Amin der misin yavrum deyin. Rüşvet verin. O manada rüşvet değil. Belki de onu biraz daha heyecanlandırmak için. Bir çikolata. Şöyle glikoz ve sakkaroz içermeyeninden. Veya bir harçlık 5 lira. Dua parayla mı olur? Ya hayır. Dikkatini yoğunlaştırmak için. Hediye babında. Tamam. Duaya amin dedirtirsiniz. Ardından da bu da içimden geçti, bunu kabul eder misin dersiniz. Verin birkaç lira. Çocuklarımıza amin dedirtin. Yaşlı, aksakallı büyüklerinizi de davet edin. Onları Allah-u Teala sever. Hele hele 90 yaşını geçti mi bir insan, yeryüzünde Allah-u Teala'nın özel bir kulu oluyor. Yani imtiyaz sahibi. Dua etti mi Allah-u Teala duasını kabul ediyor. Öyle insanların, o nur yüzlü insanların dualarını da almak lazım. Ve nedenlerini araştırmaya çalışıyoruz ya bugün. Neden bunlar başıma geliyor diye. Toplu günahlar arkadaşlar. Yaptığımız hatalar ferdi olarak hataların dışında, kitli olarak artık ortalıkta işlenen günahlar, faizin maalesef artık reklamlarda bile albenili hale getirilmesi, cicili bicili hale getirilmesi. Hoş geldin faizi. Şu bankaya şu kadar, şu tarihler arasında paranızı getirin. En çok faizi biz veriyoruz. Artık aleni bir şekilde yapılıyor bunlar. Fuhuş. O kadar kolaylaştı ki Allah-u Teala'nın en sevmediklerinden zina kıtalara yayıldı. Yalan. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlar birçok hatayı yaparlar. Müslüman da insandır ama yalan söylemez buyurduğu o yalan. Şimdi ne kadar ağzımızda sakız gibi oldu birçok şey. İşte bunlar da nasıl ki ilk bölümde konuştuk, suçluyu, günahkarı dünyada cezalandırıyor. Tamam mı? Kavimler de ceza alabiliyor. İşte o zaman da genel olarak, umumi olarak bir bela geliyor. Allah-u Teala'nın gazabı yani kızgınlığı oluyor. Şimdi tarihin derinliklerine şöyle daldığımız zaman görüyoruz ki hangi kavimler belaya müptela olmuş? Hangi katliamlar olmuş? Endülüs'ü bir aklınıza getirin. Endülüs, İslam'ın başkenti. Hiçbir zaman yıkılmaz denikleri Endülüs'ün ne hale geldiğine bir bakın. Bosna'ya bakın. Bugün dünyadaki dört bir taraftan gelen Müslümanların ezildiği, zalimlerin o zalimlikleri altında inledikleri haberlerine bakın. Sessizliğimize bakın. Müslümanların Müslüman olduğu halde zekat vermemesine bakın. Dünya malı biriktirmek için saatlerimizi gece gündüz
bir bir heder ederken, Müslüman olduğu halde Allahu Teala huzurunda namaz kılmayan Müslümanlara bakın. Yine emirlerden bir tanesi olan hanım kardeşlerimizin örtünmesiyle ilgili, örtündüğü halde namazı hafife alıp da namazını kılmayan örtülü kardeşlerimize bakın. Hiç etrafa bakmayın, gelin bir kendimize bakalım. Adımız Ahmet Mehmet, dinimiz İslam, Müslümanız. Lakin Müslümanın yaşadığı gibi mi yaşıyoruz, Müslümanın giydiği şekilde mi giyiniyoruz? Müslüman bir ailenin yapması gerekenleri mi yapıyoruz? Konuşmalarımız bir Müslümanın söylemesi gerekenler mi? Verdiğimiz sözde durup durmamamız hangi Müslümanlıkla alakalı? İşte o yüzden günümüzde belalar, Allahu Teala'nın kızgınlığıyla günahların bu kadar yaygın olması, küçük görülmesi, namazsızlığın bir mikrop gibi, habis bir efendim ur gibi gittikçe çoğalması bize toplu felaketleri de getiriyor. Ya Rabbi, ne olur bizleri bağışla. Bu musibet defolsun, gelmesin. Evet, bu da güzel. Bu duayı da yapmak. Ama büyük cezaları sadece dua engellemiyor. Uyarmak, bundan ben razı değilim demek, her Müslümanın elinden geleni yapması gerekiyor. Biliyorsunuz, daha önceki programlarda da aktarmıştık. Şimdi çok fazla vaktimiz yok. Bazı belalar gelmiş. Bu tabii önceki ümmetlere. Bu belalardan bazılarında inananlar da gitmiş. Bazıları şaşırmışlar. Ya diğerlerini anladık, adamlar Allah'a inanmıyorlar Celle Celaluhu. Ama buradaki insanlar inanıyorlar. Onlara neden bu belalar gelmiş öyle? Nedenmiş? Onlar da gözleriyle gördükleri halde o haramların işlendiğini, kulaklarıyla duydukları halde, güçleri yettiği halde engel olmadılar. Karışmayalım dediler. Ne yapıyorsa yapsın dediler. Sessiz kalalım, bize de bir şey söylemesinler dediler. Aynen bugün gibi. Aynen böyle. Yine de Rabbimiz Celle Celaluhu birden cezalandırmıyor, mühlet veriyor kurban olduğum. Adam günah işliyor. O anda başına bir ateş gelmiyor. Zina yapanın, kumar oynayanın, haşa ben Allah'a inanmıyorum diyenin. O anda gökten bir kor parçası gelip de beynini eritmiyor. Neden? Allahu Teala'nın rahmetinden. Kendine inanmayana dahi ekmeğini, suyunu, nimetlerini veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Allahu Teala suçluya da bir tevbe müddeti tanıyor. Bakalım tevbe edecek mi? Hatasını anlayacak mı? Pişman olacak mı? Affet ya Rabbi diyecek mi? Ki Rabbimiz Celle Celaluhu daha o kul henüz dünyada değilken, annesinin karnında bile nüfuz halinde değilken dahi biliyordu. Ama sebepler alemi. Ne olur? Niye bunlar benim başıma geliyor derken, Allahu Teala'nın gazabının daha büyük bir şekilde bize gelebileceğini düşünüp halimize şükredelim. Şu gün faiz neredeyse kaçınılmaz bir son gibi. Cüzdanımızdaki en az 1 liraya sanki karışmış durumda. Ne kadar uzak kalıyor olsanız da. Esnafların dürüst olmadığından şikayet ediyoruz. Hepsinden değil elbette. Ve birbirimize güvenmiyoruz. Bunun en açık örneği güvenlikli sitelerin etrafta olması. Korunaklı yerleri inşa etmemiz. Aracımıza bilmem kaç tane alarm taktırıyoruz. Evlerimize kapılar yetmiyor, dış kapı yetmiyor. Kendi kapımızı çelik kapı ve bilmem kaç kilitli bir sistem almak zorunda kalıyoruz. Çünkü güvenmiyoruz. Bu da az önce bahsettiğim gibi bugünün
ahir zamanın getirdiklerinden. Aramızda saygı da kalmadı. Kadın hakları adı altında kadınların erkeklere zulmü başladı. Ey kadınlar! Siz annelik yapmayın, evlilikmiş, çoluk çocuk bakmakmış, hayır çıkın sokağa dendi. Böyle anlatıldı. Çok güzel kılıflar bulundu ama dışarıdan bakıldığında. Şiddet olmasın, şu olmasın, tamam ama şiddet kimseye olmasın. Hanımını döven de yargılansın, cezaevine gönderilsin gerekiyorsa. Ama her şey adaletle bakılsın, tecelli etsin. Bugün fuhuş o kadar kolaylaştı ki uyuşturucu, kumar artık sıradan gibi görülmeye başlandı. Adı üzerinde özgürlük diye sihirli bir kelime sanki icat edildi. Günah işleme özgürlüğü. Ve insanlar birbirine benzeye benzeye, özene özene taklit ede ede bu hale geldik. Programımızın ilk dakikalarında sizinle paylaşmıştık, hatırlar mısınız? Evlilik için bir çaba lazım. İş için emek, çaba, ev alacaksın aynı. Hastahane için aynı, alışveriş için aynı. Hatta çoluğunla çocuğunla şöyle bir iki saat, belki bir göl kenarında, bir parkta, bir deniz kenarında bir çay içeceksin. Bunun için bile bir meşakkat var. Dolmuşa bineceksin, arabanla gideceksen işte aracı kullanacaksın, vakit harcayacaksın. Ne kadar zengin olsan da, tamam mı? Bunlar için bile biz bir eziyete, sıkıntıya katlanıyoruz. İlaç içerken bile ay diyoruz, tadı ne kadar acayipmiş bu şurubun ya, bu ilaç midemi bulandırdı. Ama mecburen içiyoruz. Dünyada da bizleri deneyen Rabbimiz Celle Celaluhu'nun huzuruna çok az kaldı çıkmaya. Vaktimiz çok az. Ömür çok hızlı bir şekilde gidiyor, bitiyor. Dünya, şu dönen dünya bizi kandırmasın. Bir gün bu dönmesi duracak, bu sefer biz döneceğiz. Gelin bizler dua ehli olalım. Etraftaki insanlara faydalı olmaya çalışalım. 3 günlük dünyada. Evet, para kazanalım, çalışalım. Sebepleri yapışalım. Ama Allahu Teala'nın gazabına ve bundan dolayı gelecek belalara korkarak bakalım. Her an bir imtihan olabileceğini unutmayalım. Bugün moralimizi bozan bir durum oldu. Hemen yelkenleri suya indirmeyelim. Geçen hafta elhamdülillah gayet iyiydim diyenlerden olalım. Çünkü hiçbir şey aynı şekilde devam etmiyor. Her gün yağmur yok. Her gün gece değil veya her gece gündüz değil. Hep mutlu veya hep mutsuz değiliz. Hep korkuyoruz, hep gülüyoruz değiliz. Bazı zamanlar gülüyoruz, bazı zamanlar ağlıyoruz, bazı zamanlar korkuyoruz. Bazen güneşli bir hava, bazen gök gürültülü, bazen kapalı puslu sisli. Hayat da bunlardan bir tanesi. Bu hayat yolculuğunda imtihanı bol ama sabredersek mükafatı bol imtihan dünyasında hepinize başarılar diliyorum. Bir başka programda buluşmak ümidiyle. Ey güzel hayat yolcuları. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.